Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere paçira, para çiçeği hakkında bilgi vereceğim. Gerçekten ben videolarımı çekerken önce bitkileri en az bir yıl gözlemliyorum. Bir dört mevsim geçmeden bitki hakkında bilgi vermemeye çalışıyorum. Şimdi bu bitkimizin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Şimdi sizlere gözlemlerimi ve nasıl bu kadar güzel geliştiğini açıklayacağım. Hepinizin para çiçeği, paçirası çok güzel olacak. Öncelikle iyi bakıldığında, suyu eksik edilmediğinde çok hızla büyüyen, üst üste yaprak açan bir bitki olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten o yüzden adı para çiçeği. Çok çabuk büyüdüğü için bereket simgeliyor. Hızlı hızlı büyüdüğü için. Özellikle yeni ev alanlara, yeni doğum yapanlara bu çiçekten hediye götürülüyor. Çünkü gerçekten çok hızlı büyüyor ve eve bolluk ve bereket getirildiğine inanılıyor. Hatta saksısının kenarına para koyanlar da var. Hani ben o tarz şeylere pek girmiyorum. Evet, şimdi bunda bu örüklüydü. İlk aldığımda minnacıktı gerçekten. Örüğü de vardı. Çok geliştiği için, birden büyüdüğü için örüğü de kendiliğinden açıldı. Ama siz isterseniz yeni aldığınızda o örük varsa onu her uzadığında örüğünü arttırabilirsiniz. Saç örüğü gibi. O da dekoratif oluyor. Güzel görünüyor. Benim gövdesi çok gözükmüyor. Çünkü yaprakları çok fazla. Ama gövdesinden yaprak döküldüğünde de hiç telaşlanmayın. Ağaçtır. Soğukla da hiç arası yoktur. Daha sıcak ve nemli yerleri seviyor. İç mekanda bakılabilecek bir bitkidir. Güney Amerika, Orta Amerika'da hani ana vatanı orada olduğu için hani çok soğuktan etkilenir. Dona maruz kaldığında kötüleşebilir. O şekilde ev içerisinde cam balkonlarda güzel oluyor. İlk etapta toprak değişimi yaptığınızda arkadaşlar kaktüs sukulent toprağı kullanmanızı öneririm. Bol perlitli, bol torf içeren toprak kullanmanızı öneriyorum. İlk etapta yerine alışana kadar, yani ilk eve getirdiğinizde ben öyle yaptım. Toprağını görüyorsunuz. Bol perlitli, torf karışımı, humuslu bir toprak kullandım. Suyunu da bayağı böyle erken erken su seviyor. Yaprakları böyle narindir. Güneşte hemen yanar. Bol bol suladım. Yani erken erken suladım ve böyle bir toprakta kullandığım için suda çabuk süzüldü ve gelişimi hızlı oldu. Zaten hızlı büyür ama eğer daha da çabuk büyümesini istiyorsanız bu tarz bir toprak kullanmalısınız. Bahçe toprağıyla ilk anda buluşturmayın. Yerine alışana kadar hazır bir toprak kullanmanızı öneriyorum. Daha sonraki aşamalarda bahçe toprağıyla da buluşturabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyebilirim, gelişimi biraz durduysa eğer, o zaman ya da yapraklar da çok çok sararmaya başladıysa, o zaman yeni bir toprakla, verimli bir toprakla değiştirmeniz gerekir. Çünkü topraktaki verim bittiyse yapraklar kötü açmaya başlar. Hani küçük küçük açmaya başlar. Gölgede de çok kalırsa küçük açar yaprakları. O zaman yeni humuslu bir toprakla ve bahçe toprağını yine karıştırabilirsiniz. Ve yeni bir toprak ekleyebilirsiniz. Saksıyı da her sene bir kez büyütmeniz yeterli gelir. Nemli, cam önü ve yakıcı olmayan bir güneş gördüğünde yaprakların koyuluğu daha fazla olur ve büyük büyük yaprak açar. Eğer gölgede ve daha kuru bir yerde kalırsa dal kısmı, gövde kısmı daha büyük olur. O yaprakları daha az olur. Ağaç olduğu için zaten gövde kısmı oluşacaktır. Odunsu bir gövde oluşacaktır. Ben ağaç olan bitkilerde genelde büyük saksı öneriyorum. Ama yine de çok küçükken çok büyük saksıya koymayın. Yıl yıl büyüklüğünü arttırabilirsiniz. Çok geliştiyse de birden büyük bir saksıya da koyabilirsiniz. Para çiçeğinize ev içerisinde çok rahatlıkla bakabilirsiniz. Acemi olsanız bile suyunu eksik etmediğinizde çok rahatlıkla büyür. Eğer ki para çiçeğinizi çoğaltmak isterseniz yeşil olan üst kısımlardan, yani dalı yeşil olan üst kısımlardan kesip suya koyduğunuzda bir hafta 10 güne kadar kök çıkartmaya başlayacak. Kökleri de 3-4 santimetre olduğu zaman yeni bir toprağı alacaksınız. Yeni bir para çiçeği elde etmiş olacaksınız. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.